wonderful. Perfect. Herkese merhabalar, günaydın. Daha doğrusu çok erken değil ama bugün size, bugün de elim videosu çekeceğim. Bu aralar aralıklı oruç yaptığım için henüz günün ilk öğününü yemedim. Genelde saat 12'ye kadar yemiyorum. Akşam 8'den sonra da yemiyorum. Şimdi beraber smoothie yapacağız. Akşama da beraber yemek yapacağız. Gün içerisinde atıştırıyor muyum vesaire vesaire, onları da göreceksiniz. Genelde bu sıra atıştırmıyorum. Aralıklı oruçla alakalı video yapmamı isterseniz de zaten bir video sonucunu gördükten sonra hazırlayabilirim. Hadi gelin şimdi beraber bir smoothie kasesi yapalım. Şöyle bir super smoothie mix var. Ve bunlar şöyle paket paket hazır. Şöyle bir gerçek kokonat kasem var. Bu da yeni geldi. Bu sıra ilk öğünümü genelde böyle küçük bir şeyle yapmaya çalışıyorum. İnanın smoothie içerisinde protein powder da olduğu için beni ya rahat 3-4 saat acıktırmıyor. Şimdi size malzemeleri göstereceğim. Süt olarak Hindistan cevizi sütü kullanıyorum. Bir tane Greek yoğurt var. Bence smoothie daha kremsi hale getiriyor. Dediğim gibi şu frozen paketten kullanacağım. İçerisine biraz daha ekstra power green eklemek istiyorum. Biraz daha yeşillendirmek istiyorum. Bir de aynı zamanda maydanoz ekleyeceğim. Maydanoz. Daha çok ıspanak var içerisinde. Biraz ıspanak ekliyorum. Ne güzel. Döktüm her yere. Biraz süt. Çok koymamanız kremsi olması açısından önemli. Bir kaşık yoğurt alıyorum. Hatta 1,5 bile olabilir. Ben bu arada sabahları spora da gidiyorum şu anda. Yani hem sağlıklı beslenmek hem de kilo vermek. Bu çikolatalı protein bu arada. Protein powder. O yüzden tadı bence daha güzel. Normalde bir scoop. Şu anda hazır. Dediğim gibi bu kadar bir malzeme yaptım. Bir kişilik olacak bu. Power diyoruz ve bir küçük başlayalım. Adam hazır. Bunun tadı böyle tam dondurma gibi oluyor. Gördüğünüz gibi krema gibi. Şimdi üstünü süsleyeceğiz beraber. Hey aşkım. Hello sevgilim. Sen ne yapıyorsun? İyi, I just made smoothie. Oh, you made a smoothie? Oh, wonderful. We are at Fuzzy's Tacos right now. Oh, really? Yeah, I got you a burrito. You got me a burrito? Yeah, well, I didn't know what to get you. I tried to get in touch with you, and so they're making it right now. You know what? Just get it. I'll eat it sometime. So this is how you support my diet, right? Nasıl biliyor musunuz? Dondurma gibi. Hem çok güzel, hem çok tatlı, hem çok soğuk, hem de sizi tok tutuyor. Akşam yemeği için de sağlıklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Genelde zaten bu sıra özellikle evde pişiriyoruz yemekleri. Akşam yemeğinde görüşürüz. Bu aralıklı orucun en güzel özelliği sabah kahvaltıyı yapmıyorsunuz. O yüzden öğle saati şu anda zaten öğle yemeği gibi. Ve bu arada da çok bir şey yemezsem sadece iki öğünle geçiniyorum. Ve akşam 8'den sonra da yemiyorum. Şu anda aman aman bir değişim görmüyorum vücudumda ama şeye inanmak istiyorum. Yani içeride bir şeyler değişiyor. O da sonradan ortaya çıkacak olduğuna inanmak istiyorum. Bakın kim yürüyor. Coco. Gel bakayım. Gel. Coco. Melly. Şimdi size dünyanın en tatlı şeyini göstereceğim. Melly'yi görüyor musunuz o kurbanın arkasında? Come on. You serious? You're shy to the camera? Okay, let's try again. Kukuş, kukuş. That's my girl. Aferin kız. Hadi ben gidiyorum, şunu bitireceğim şimdi. I'm eating this. And Zach is eating this. Bir tane senin. Really? Evet. Biraz yemeye karar verdim arkadaşlar çünkü çok güzel. Yani burritoyu kim sevmez. Şimdi yeşil çayımı yaptım ve
Bu ayın kritiğini yapıyorum. Ben bu arada podcast'ı da çekiyorum. Bu bölümde bu ay için neler oldu? Hem creativity diye bir şey yapıyoruz ve onlarla alakalı olarak bir bölüm çekeceğim. Her ay başında da bir yeni plan ekleyeceğim. Eğer dahil olmak isterseniz podcast'i takip edebilirsiniz. Podcast'in adı En İyi Versiyon'un. Apple Podcast, Spotify'dan bulabilirsiniz. Ben biraz acıktım. Önceden böyle mısır haşlamıştım. Şimdi şunu yiyeceğim. Akşam yemeği saati geldi. Hatta böyle biraz karanlık olmaya başlamış. Fırında somon yapmayı düşünüyorum. Yanında Brüksel lahanası, kaşarlı yani peynirli mantar yapmak istiyorum. Somonumuz burada. Zaten aslında bayağı çözülmüştü ama bir de şöyle bir kabın içinde, suyun içinde bırakıyorum. Ve yaklaşık bir 10 dakikaya bunlar açılmaya başlayacak. Somon için böyle bir biber kullanıyorum yanında. Yine somon için limon. Şimdi somonları yıkadım ve kuruladım. Şu anda da burayı süslemeye başlayacağız. İşte yağ, tuz, biberler, soğanlar, limonlar buraya gelecek. Başta böyle birazcık yağla kızartıp sonra sıcak su ekleyip en son soya sos döküyorum üstüne. Burada Brüksel lahanamız hazırlanıyor. Aynı zamanda şimdi balığa devam edeceğim. Şu anda somonumuz hazır. Şimdi fırına vereceğim. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirmeyi düşünüyorum. Çünkü ben biraz somonu pişmiş seviyorum. Sonra da broil yapacağım. Yani biraz yakacağım üstünü. Brüksel lahanamız hazır. Burada hızlıcanı yeşil fasulye yaptım hemen. Somonumuz hazır. Biraz yaktım bilerek. Bir de mantar pişiyor. Somon burada. Yeşil fasulye, Brüksel lahanası ve fırında peynirli mantar. Böyle bu akşam herkes için yemek hazırlamayı istedim. Video izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videolar yapmamı istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Emin olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bye bye. Maşallah çok güzel.